bu yana hızlı şehirleşmenin güvenlikle ilgili doğurduğu bir zorunluluk olan çelik kapı, 90'lı yılların ortalarına geldiğimizde konutların vazgeçilmezi halini alıyor. Bursa'da çelik kapı sektörünün deneyimli oyuncularından Altın Çelik Kapı, birbirinden şık ve estetik görünümlü kapılarla Türkiye'de ve dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Tekstil ve otomotiv başta olmak üzere gelişen sanayisiyle Türkiye'nin sayılı şehirlerinden Bursa, çelik kapı sektöründe yükselen bir ivme yakalıyor. Türkiye'de sektörün gelişimine tanıklık eden deneyimli oyunculardan Altın Çelik Kapı'nın yönetim kurulu başkanı Hikmet Karaboğa, bir yandan sektöre öncülük ederken diğer yandan firmasını kurumsallaştırıp ihracatçı kimliği kazanıyor. Üç büyük şehrin ortasında ikamete olarak her tarafa aynı ölçüde, bir o kadar da yan sanayide başta olmak üzere ciddi bir şekilde bizde atılım var. Bu çerçevede Çelik Kapı bölümü olarak da Bursa'ya baktığımız zaman biz öyle tahmin ediyoruz, Bursa'da ihtiyaç olan çelik kapının %60-70'ini yerli üretim olarak biz karşılıyoruz. Bu sektör doğuşu olarak baktığımız zaman çelik kapı sektörü çok uzun bir geçmişi olan sektör değil. Arz talepten doğan bir oluşum oldu. İlk zamanlar çok lüks gibi algılanıyordu, araçların lüks olduğu gibi. Oysa bugün zaruri bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Çok kısa sürede çok süratli bir değişim yapıldı. Sektöre kilit satışıyla ilk adımı attıklarını söyleyen Karaboğa, gelişimi öngörüp işin ticaretinden imalatçılığa doğru yol aldıklarını dile getiriyor. Firma, saçtan MDF'ye, kilite, aksesuara tüm ürünleri hazır olarak sunarken eğitimi de ihmal etmiyor. Alkahırdamat olarak Türkiye'de çelik kapının A'dan Z'ye tüm malzemesini satan firma olarak. Yani biz işin önce ticaretiyle başladık. Zaman içerisinde satacağımız malı ne işe yaradığını anlatmak için imalatçılar oluşturmak durumunda kaldık. Kapı üretim noktasında arkadaşlara izahatta ders verme, bir halk eğitim tabiriyle kurs verme amacıyla ufak bir imalat açtık. Biz bunu yaparken Bursa'da yoğun bir şekilde taleple karşılaştığımızda arkadaşlara eğitimin yanı sıra Altın Çelik Kapı doğdu. Alkahırdamat malzeme sattı. Altın Çelik Kapı, çelik kapı. Ticari hayatına başladığı günden bu yana Bursalı çelik kapı üreticilerinin çözüm ortağı olan firma, ürettiği kapılarla onlara rakip olmamak adına ihracata yöneliyor. Üretime başladığı zaman buradaki arkadaşlara da haksızlık olmasın, yurt dışına açılmaya, ihracata yöneldik. İlk ihracatımız deprem yılı Nijerya'ya başladık. Arkasından Azerbaycan'a, kendim Kafkas kökenli olduğum için belki de şey çekti yani... O bölge bizi çekti. Azerbaycan'a gittik. Azerbaycan'da fuara katıldık. Azerbaycan'da iyi dostluklar oluştu. O dostlarımızla ortak işe başladık. Daha sonra onlara o işi devrettik. Halen biz mal veriyoruz. Azerbaycan'a gitmişken Rusya'nın Volgograd'ı Azeri kökenlidir. Oraya gitmemek olmaz dediler. Volgograd'a gittik. Orada yer açtık. Halen devam ediyor çok şükür. Volgograd'a gitmişken de Dağıstan'daki hemşerilerimizi unutalım. Dağıstan'a geçtik. Şu anda oradakiler devam ediyor. Fırsat demeyelim ama ihtiyaç olan yerde varız. Bu sefer İran'a geçtik. İşlenmiş üründe gümrük vergisi %35'lerdeyken yarı mamulde bu oran %15'lere kadar düşüyor. Bunun üzerine İran'da da bir üretim tesisi kurma fikri doğuyor. Yarı mamul, ham mamullerin gümrüklerinin daha az olduğunu, %15 yani %15 aşağıya mal edeceksiniz dedikleri zaman biz hemen geldik Bursa'dan tüm malzememizi kamyonumuza yükledik. Bir tane atölye de oraya açtık. Tamam da kim yapacak bunu? Hadi bizim Bursa'dan iki tane de usta götürelim dedik. Böylece İran'da üretime başlamış olduk.
Üretime başlarken malzeme satışını es geçmedik. İç ve dış piyasa taleplerine kısa sürede yanıt verilirken geniş bir ürün portföyü ortaya çıkıyor. Piyasanın talep etmiş olduğu çelik kapı, yangın çıkış kapısı, müdahale kapağı, apartman giriş kapısı, tüm kapılar yapılıyor. Yapılmayacak hiçbir kapı yoktur. Lakin piyasanın talebi doğrultusunda hareket yaptığınız zaman bizim çok özel bir üretim değil. Fabrikasyon üretim olduğu için daha seri üretime, hazır mamule meyilli çalışıyoruz. İyi bir çelik kapının evlere sadece güvenlik değil, aynı zamanda estetik, değer ve prestij katacağını da unutmamak gerekiyor. Hikmet Karaboğa, 2014 yılı kapı çeşitlerinde yenilikleri beraberinde getirdi diyor. İnsanların metalde gözleri yoruluyor. Yani ahşabı görmek istiyorlar. Ahşabı da güneşe, yağmura karşı dayanıklı hale getirebilecek şekilde çevresini de alüminyumdan yaparsak paslanmaz. 2014 olarak da böyle bir üretime girdik. Piyasanın talebi doğrultusunda kendimizi anında değiştirmek zorundayız. Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Karaboğa, üretimlerini dünya standartlarında gerçekleştirdiklerinin altını çiziyor. Ciddi bir üretici olacaksanız, ülkemizin kanun ve nizamlarına uymak zorundasınız. Her bir sertifika bizi olgunlaştırıyor, yeniliğe daha çabuk adapte ediyor. Bugün yangın kapısı, biz TESEK belgesi aldık. Türkiye'de ilk ben almıştım. TESEK olarak geçiyordu. TESEK'e döndü. Ama nasip olursa Bursa Arenası spor sahası yapılıyor. Oraya teklif verdiğimizde TESEK'in yanı sıra CE de istiyoruz dediler. Yani arz talep zorluyor sertifikayı. Çelik kapı alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hikmet Karaboğa bu soruya da açıklık getiriyor. Çelik kapıda dikkat edilmesi gereken çelik kapının kalınlığından ziyade içinin dolgu malzemesi. Gerçekten yalıtım, sesi geçirip geçirmediği. Fitil dediğimiz çift fitilli. Yani bir araba yılının kapısını kapattığınız zaman nasıl iki tane fitil bir araya gelerek kesinlikle içeriye hiçbir şey yapmıyorsa çelik kapıda da İki tane fitil olup olmadığına bakılmalı. Fiyatlar değişken, burada iyi ile kötüyü ayırt etmenin en önemli kriteri kalite-fiyat ilişkisi oluyor. Ekonomide bugün 300 liradan 3 bin lira, 4-5 bin lira kadar çelik kapı var. Halkın kullanabileceği istikrarlı bir kapının fiyat ortalaması veya çelik kapının değeri 700 lira, 800 lira civarındadır. 700'ün altına düşen, vallahi kimse kusura bakmasın, çelik kapı değil, sadece ismi çelik kapıdır. Hikmet Karaboğa, çelik kapının 80 kilogramın altına düştüğünde çelik kapı özelliğini yitirdiği bilgisini paylaşıyor. 2 milim saçtan çelik kapı olur. 1,5 milimden olur. 1,2 milimden oluyor. Ama bunu 1 milime, 0,90'a düşürdüğünüz zaman kilogram etkiler. Yani saçın kalınlığına vatandaş bakmalı. MDF'si, mobilyasına geçtiğimiz zaman 12 milim mobilya, 16 milim mobilya, 10 milim mobilya, 8 milim mobilya, şimdi 6 milime düştü. Düşünün 16 milim mobilya, 6 milim mobilya. Bunlar fiyatları etkiler. Görselliğine aldanmayıp sertifikalarına bakılarak kalite sorulur. Sınırı bulunmuyor. Üreticinin hayali, tüketicinin maddi gücü ve beklentisi üst sınırı yükseltiyor. Metali, mobilyası, kilidi ve aksesuarı. Bu dördüne dikkat ettiğiniz zaman, yaklaşık 80 kilonun altına düşmediği zaman iyi bir çelik kapı almış olursunuz. Bunun üstü lüks. Otomatik dediğimiz kilit sistemi. Uzaktan kumandalı, parmak izli. Eve geldiniz, asansörden indiniz. Ben elimdeki malzememi bırakıp kapıyı açmak istemiyorum. Açma. Araban gibi bas düğmeye, otomatik açılsın. Bunlar artık lüks.
Teknolojinin hızla gelişmesi, Ar-Ge ve inovasyonla birleşip Hollywood filmlerinde görülen sistemleri günlük hayata taşıyor. Öyle bir kilit sistemlerini çıktı ki ofisinizi, evinizi, arabanızı aynı anahtar açabiliyor. Bu ülkemizde 3 tane var olan marka var. Bu markalardan 2 tanesi bu tür kilitlerde üretiliyor. İsteyenlere de temin edilebilir. Yani çelik kapıda son yoktur. Firma Bursa Merkez olmak üzere ürettiği kapıları Türkiye geneline ulaştırıyor. Bursa Merkez'de 7 noktada satış yapıyoruz. Sitemizde zaten 7 noktanın adresleri mevcuttur. İzmir, Karabağlar'da yine kendi mülkiyetimiz, kendi yerimizi açtık. 4 yıldır da orada hizmet veriyoruz. Diğer 26 tane şehirde bayilik sistemiyle, özellikle bizim ticari esnaf olarak tabir ettiğimiz Marmara bölgesi ve Ege bölgesi diye. Marmara dediğimiz zaman işte Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Afyon, Kütahya, Eskişehir. Ege dediğimiz zaman bildiğimiz Ege bölgesinde İzmir, Aydın bölgelerinde bayiliklerimiz vardır. Bayiliklerimizi temin edebilirler. Onların yanı sıra internetten bize ulaştıkları zaman bizim çelik kapı malzeme satış özelliğimizden dolayı da çok şükür Türkiye'de ulaşamayacağımız hiçbir nokta yoktur. Bir şekilde yardımcı oluyoruz. Bugüne dek hedeflediğimiz noktalara ulaşmanın gururuyla yarına yürüyoruz diyen Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Karaboğa, sözlerinin sonunda ihracat potansiyelini geliştirerek ülke ekonomisine katkımızı artıracağız diyor. Ana sektörümüz çelik kapıdır. Çelik kapıyla da gidebileceğimiz noktaya kadar gideceğiz. Bizden sonraki yaverlere devredip durup seyretmeyi düşünüyoruz. Onlara tecrübelerimizden yardımcı olarak devamını bizden sonraki genç nesil gelsin. Onlar bayrağı taşısınlar. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti olarak gerçekten ihracat yaptığımız zaman hem kendimiz hem ülkemiz daha iyi büyür.